merhabalar. Ben TEN Medya ekibinden Zeliha. Bugün Zehra Hanım'la beraberiz. Zehra Hanım şu anda şirketimizde insan kaynakları uzmanı olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz? Ben de iyiyim, sağ olun. Davetimizi kırmadığınız için de çok teşekkür ederiz. Ne demek, rica ederim. Dilerseniz hızlı bir giriş yapalım. Biraz izleyenlere sizden bahsedelim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Zehra Keskin. Şu an TEN Teknoloji İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışıyorum. 5. günüm. Henüz çok yeniyim. Oryantasyon sürecindeyim. Bu dönem mezun oldum. Sosyoloji mezunuyum. Haricinde şu an yaptığım bir şey yok. Çok güzel. Peki eğitim geçmişinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben İstanbul'da yaşıyordum. İlkokul, orta öğretim, lise dönemimi orada bitirdim. Sonrasında üniversite için buraya geldim. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sosyoloji okudum. Dediğim gibi bu dönem mezun oldum. Bu şekilde. Peki siz sosyoloji okuma yeteneğiydi. Bu kararı nasıl verdiniz? Şöyle, ben aslında kendi farkındalığımı oluşturduktan sonra, yani bunu ilk fark ettiğim zamanlardan sonra insanlarla iletişim kurmanın beni mutlu ettiğini fark ettim. Gerçekten iletişim açık bir insan olduğumu düşünüyorum. Önyargı konumun minimum düzeyde olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Tabii ki bu alanda kendim geliştirmem gereken çok fazla şey var. Hiçbir zaman yapı olarak da oldum bittim insanı olmadım. Bu da beni bu bölüme itti. Aslında çoğu insan sosyolojiyi ikinci tercih olarak, belki üçüncü, dördüncü, onuncu, on birinci tercih olarak seçebilirler. O da şöyle oluyor, sosyolojinin baktığınızda puanı düşük. Açık öğretimden ya da farklı alanlardan çok rahat mezun olabilirsiniz. Genellikle puanı tutmayan insanlar tercih ediyor. Ya da psikolojinin biraz daha yan çarı olarak görülebiliyor sosyoloji. Benim için bu hiçbir zaman böyle olmadı. Tamam, ilk tercihim psikolojiydi. Ama sosyolojinin de doğrudan insanla alakalı olduğunu görünce ve fark edince sosyolojiye isteyerek yazdım ve geldim. Alanında çok mutluyum. İnsana dair her şeyle ilgilenmekten mutluluk duyuyorum diyebilirim. Çok güzel. Peki bu pozisyonu, yani insan kaynaklarını neden seçtiniz? Biraz gidişat içerisinde oldu diyebilirim. Yani tam olarak aklımda insan kaynaklarında çalışmak yoktu, dürüst olmak gerekirse. Ben yeni mezun oldum dediğim gibi. Sonrasında bazı yerlere CV'mi attım. Aslında bir arkadaşımın sosyoloji grubuna işte CV'mi istemesiyle birlikte bunu mail yoluyla ulaştırdım. Sonrasında İbrahim Bey ile görüştüm. Aslında onunla görüştükten sonra biraz daha gidişata göre karar vermem gerektiğini öğrendim diyebilirim. Çoğu insanın ön yargılarını taşıyordum açıkçası insan kaynaklarına dair. Ben biraz daha insanlarla iletişim konusunda aktif olmayı seven taraftayım. İnsan kaynakları bana biraz daha oldu bitti gibi geliyordu. İşte CV'sini al, gör, sonrasında robot gibi konuş tabiri caizse. Yolla, yapıştır, bitir gibi geliyordu bana. Ama böyle değil. Yani bunu başta bana İbrahim Bey de zaten söyledi. Ben sonrasında tabii ki süreç içerisinde, bugün 5. günüm ama aldığım eğitimler doğrultusunda bunun böyle olmadığını gördüm diyebilirim. Yani görüştüğünüz bir insan sadece o görüştüğünüz anda kalmıyor. Onunla etkili iletişim kurabilmek, onu anlayabilmek, nasıl anlaşabileceğinizi ölçüp tartmak çok önemli. Ben de bunu her zaman hayatımda, insanlarla olan iletişimimde yapmayı tercih ettim. Bu benim hoşuma da gidiyor açıkçası. Çoğu insan için şöyledir çünkü. İnsanlarla iletişim kurmak bir yerden sonra yük gibi gelir. Özellikle kendi özelliklerin dışında bir insan tanıyorsan ve görüyorsan. Benim için tam tersi oldu. Ben kendi özelliklerim dışında olan bir insanı görünce, ters köşe bir insanı tabiri caizse görünce iletişim kurma konusunda daha hevesli oluyorum. Çünkü bir yerden sonra ona yönelik stratejiler geliştirmeye başlıyorum. O iletişim kolaylığını sağladıktan sonra ve o iletişimi sürdürüp sonucunun da başarılı olduğunu gördükten sonra tamam diyorum. Şu an iyiyim ve mutluyum. Çok güzel. Yani TEN'le tanışma hikayenizi böyle diyebiliriz. Aslında çok şanslısınız. Hani bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Çünkü insanların mezun olduktan sonra iş bulma süreçleri çok uzun sürebiliyor ya da zorlanabiliyorlar. Aslında siz bu konuda şanslı kesimdensiniz. Tabii bu başarınızla da doğru orantılı. Çok güzel. Biliyorsunuz ki insan kaynaklarında da birçok sektörde de takım çalışması çok önemli bir yer tutuyor. Peki siz takım çalışmasını seviyor musunuz? Yani takım çalışmasına mı daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz yoksa bireysel mi? Yani bu çok göreceli bir şey aslında. Yaptığınız işe ve takıma bağlı olarak çok fazla değişir. Sosyoloji alanında birçok saha çalışması yaptık. Hocalarımla birlikte, takımımla birlikte. Ya da işte makaleler yazdık falan filan. Bunların hepsi grup çalışmaları dahilinde oldu. Burada şunu söyleyebilirim.
gerçekten o grubun sizinle uyumu, size katacağı şeyler, ortak noktada buluşup buluşamayacağınız, verdiğiniz güven, ne kadar şeffaf olabiliyorsunuz birbirinize karşı, bunlar çok önemli. Eğer gerçekten ekip ruhunu bu söylediğim şeyler bağlamında kazanabiliyorsanız, bence takım halinde çalışmak bazı konularda, özellikle insan kaynakları gibi bir alanda çok daha büyük bir avantaj sağlıyor. O yüzden takımınla birlikte, takımın diyebileceğim bir takım ise bu, ki şu an öyle, çalışmak beni mutlu ediyor diyebilirim. Çok güzel. Peki diyelim, tabii yenisiniz aslında ama gelecek için de konuşabiliriz bunu. Diyelim kötü bir gün geçiriyorsunuz, o gün çalışma motivasyonunuzu kaybettiğinizi hissediyorsunuz. Kendinizi çalışmaya nasıl motive ediyorsunuz? Şöyle, yaptığım alanı, yani sosyolojiyle alakalı her şey, İK'da buna dahil, tamamen iş olarak görmememden kaynaklı bir motivasyon kaynağı oluşturuyorum kendime. Çünkü bir yerde öyle. Yani insanlarla hayatımın her alanında iletişim kuruyorum ve bu nerede olursam olayım, gerekse iş olarak adlandırdığım yerde, gerekse evimde, gerekse sokakta, herhangi bir yerde, bana her anlamda deneyim katıyor. Bu deneyim doğrultusunda zaten sürekli kendini geliştirme yoluna gidiyorsun. Başta da söyledim, kendimi geliştirmeyi seviyorum. Bu geliştirme konusunun ne olduğunun çok da bir önemi yok. O yüzden benim asıl motivasyon kaynağım hem iş alanında hem gündelik yaşamımda kendimi geliştirmeye yönelik olduğu için, iş alanında da eğer motivasyonum düşükse kendime bunu hatırlatmayı unutmuyorum ve bu şekilde yoluma devam ediyorum diyebilirim. Çok güzel. Yani sizin asıl motivasyon kaynağınız yaptığınız işi çok sevmeniz ve benimsemeniz. Ve bir yerde iş olarak görmememden kaynaklı diyebilirim. Çok iyi. Peki artık biraz sona yaklaşıyoruz. Şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Şu anda insan kaynakları alanında şimdiye kadar kendinizi geliştirmek adına, evet, bir eğitimden geçtiniz. Hani sosyoloji okudunuz, öğretim hayatınız da var. Ama kendinizi geliştirmek adına neler yaptınız ve ilerleyen süreçlerde neler yapmayı planlıyorsunuz? Yani şu an dediğim gibi çok yeni olduğum için ve 5. günümde olduğum için aslında biraz daha bu işin bana ne kadar uyumlu olduğunu tartma noktasındayım. Bunu, işini daha aktif hale getiren insanlardan öğreniyorum diyebilirim. Deneyimli arkadaşlarım var, takım liderlerim var, yöneticim vesaire. Onlardan fikir alarak hayatımı yönlendirmeyi düşünüyorum. Sadece uyum sürecini tartmaya odaklanıyorum. Sonrasında gidişat halinde karar vereceğim. Şu an kesin olarak şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi belli noktalarım yok. Ama dediğim gibi gidişat halinde bu işi gerçekten severek yapan arkadaşlarımdan da, yöneticilerimden de tavsiyeler alarak yoluma devam edeceğim. Baştan beri sürekli vurguluyorum aslında bunu, şanslı kesimde olduğunuzu tekrar vurgulayacağım. Çünkü aslında evet, bir yerde eğitimde teorisini öğreniyoruz ama bazen pratikte ne kadar tabii sahaya indiğiniz bu konuda tecrübeleriniz de var. Ama bu şekilde işin tam göbeğinde, ortasında olmak, pratik konusunda kendiniz bu kadar gelişebilmek çok önemli bence. Bu konuda çok şanslısınız. Şöyle düşünelim, ekran başında şu anda bir sosyoloji mezunu ya da başka bir alan, dal da olabilir tabii, yeni mezun biri var, işe girecek. Kafası karışık olabilir. Sizin aslında mezun olduktan sonra yaşadığınız o karmaşaların içinde olan biri izliyor olabilir. Ona tavsiyeleriniz var mı? Yolun başında olduklarını unutmamalılar bir kere. Yani bu alan için geçerli değil, her alan için böyle. Bir işe girdiklerinde olumsuz detaylarını çok fazla görseler dahi bir süreç geçirmeliler, deneyim kazanmalılar. Çünkü o olumsuz gördükleri tarafın bile onlara çok fazla avantajı olacaktır. Özellikle bizim çalıştığımız alanlarda. Buna yönelik stratejiler geliştirecekler ileride. Sürekli olarak olumlu şeylerle karşılaşmamız zaten mantıksız olur ve kendimizi asla bu şekilde geliştiremeyiz. O yüzden sosyoloji mezunu olur, farklı bir mezun arkadaşımız olur, yolun başında kendilerini bırakmamalılar ve sürece sarılmalılar. Çünkü herkes çok büyük yerlerden ulaşmıyor geldikleri noktaya. Çok fazla şey kat ediyorlar. Bu kat ettikleri şeyin değerlerini bilmeliler. Verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederiz. Hepsi gerçekten çok kıymetliydi. Yine ilerleyen videolarımızda başka konuklarımızla olmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın, hoşça kalın.